Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Mersin'deyim. Bugün Mersin'i beraber gezeceğiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Bizi izleyen, bize değer veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'den, yurt dışından izleyen herkese selamlar. Evet, başlayalım Mersin turuna. Karşıda Mersin Garı var. Evet, Mersin sokaklarını geziyoruz şu an arkadaşlar. Tabii Mersin Türkiye'nin en büyük şehirlerinden birisi. 11. büyük şehri. Yaklaşık 2 milyona yakın nüfusu var. Burayı gezmek bayağı bir vakit istiyor. Bayağı bir zaman istiyor. Biz de gezebildiğimiz kadara gezmeye çalışacağız. Hayırlı işler. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Nasıl işler? İyi sayılır abi. Kolay gelsin.
Burada bir otel var. Cadde Park Otel diyor. Evet, sokakları geziyoruz arkadaşlar. Mersin sokaklarını. Evet arkadaşlar, şu an işlek bir caddedeyim. Ve karşıda Mersin'in en büyük binası olan bina duruyor. Oraya doğru gidiyorum şu an.
Şu anda Mersin'in en büyük caddesi olan Hastane Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. Bayağı büyük bir cadde ve işlek bir cadde. Geziyoruz. Size gösterebildiğim kadar etrafı, caddeyi göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu anda Mersin'in en büyük binası olan Gökdelen İş Merkezi'ndeyiz. Ama buraya girilmiyormuş. Burada ofis ve otel varmış. Şöyle bir göstereyim size dışarıdan. Mersin'in ve Türkiye'nin en büyük binalarından birisi. Thank you.
Evet arkadaşlar, burada bir heykel dikkatimi çekti. Yoğurtçu kadın. Elinde yoğurt var. İlginç bir heykele benziyor. Arkadaşlar şu an Ulu Çarşı diye bir yere geldim. Şöyle bir bakalım, dikkatimi çekti. Kuyumcu var. Kitap evi var. İş merkezleri var. Bir cami var burada, cami. Dericiler falan varmış burada, giysi üzerine. Böyle büyük bir meydan görüküyor burada. Evet, Ulu Çarşı'nın hemen çevresinde güvercinler var. Güvercinler dikkatimi çekti. Burada yemiyorlar. Size şöyle bir göstereyim Ulu Çarşı'yı. Burada oteller var. Mersin Oteli diyor. Mersin'in en büyük binası 52. katlı olan bina buradan da gözüküyor. Evet arkadaşlar, burada dikkatimi çeken üst geçite asansörle çıkılıyor. Hem çıkış var hem iniş var. Mersin'e geldiğinizde bundan faydalanabilirsiniz.
Evet arkadaşlar, Mersin sokaklarında, caddelerinde yürümeye devam. Mersin'i keşfetmeye devam. Sizin için Mersin'i keşfediyorum. Burada dolmuşlar geçiyor. Dolmuşlara giriyorsunuz. Mersin'e geldiğinizde dolmuşlara binebilirsiniz. Bozcukop diyor. Çarşı Liman. Kazanlı Kop. Dolmuşlara giriyoruz. Şehir içi dolmuşlara. Burada da denizcilik şirketleri var. Filo Denizcilik, Mersin Taşucu, Kıbrıs diyor. Geldiğinizde Kıbrıs'a Taşucu'na gitmek için buralardan sorabilirsiniz. Karşıda Toros Üniversitesi var. Burada güzel bir parka geldim arkadaşlar. Bu parkı da bir gezelim. Parkta dikkatimi bir heykel çekti arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak bu heykelde kurtuluş mücadelesini anlatıyor. Şöyle yakından göstereyim size. Burada galiba savaşa giden askerleri gösteriyor.
Burada da çocuklar, kadınlar var. Onlar da cepheye yardım götürüyor. Gördüğüm kadarıyla. Burada açıklaması yazıyor. Bu anıt Kurtuluş Savaşımızı yapan ve yaratan şehitlerimiz ile mücahit ve gazilerimizin eşsiz hatıralarına Mersin halkının ve belediyesinin manevi şükran duygularının ifadesi olarak İçer Valisi Bayram Turan Çetin zamanında doçent heykeltıraş Tankut Öktem'e yaptırılmıştır. 3 Ocak 1975. Gerçekten milli mücadeleyi İyi tasvir etmişler. Güzel bir heykel. Evet arkadaşlar, size Mersin yazısının önüne getirdim. Evet. Şu an Mersin yazısı. Şehrin sembolü olan yazılardan birisi. Mersin yazıyor burada. Evet arkadaşlar, size bugün Mersin'in sokaklarını, caddelerini ve önemli yerlerini adım adım yürüyerek gezdirmeye çalıştım. Tabii başka videolar da gelecek Mersin'den. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayınız. Desteğimiz var çünkü. Yeni bir kanalız. O yüzden yoruma, like'a YouTube çok önem veriyor. Buradan herkese selamlar olsun. Bizi yurt dışından, yurt içinden izleyen herkese selamlar, saygılar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.